muhtarlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu ayki programımızda Tavşanlı ilçemize sıra gelmişti. 7. ilçeye gelmişiz. Demek ki önümüzde 5 ilçe daha var. 12 ilçeyi bir yıl içerisinde tamamlayacak bir programımız olsun diye böyle bir çalışmayı başlattık. Kamu adına yürüttüğümüz çalışmaları hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler olarak, belediyelerimiz, özel idaremiz olarak ne yapıyoruz? Yapmış olduğumuz çalışmaların yansıması nasıl? Muhtarlarımız kendi mahallelerini ve köylerini temsilen seçildikleri için sizlerle yapmış olduğumuz toplantıyı o ilçenin tamamıyla yapılmış bir toplantı olarak değerlendiriyoruz. Varsa aksayan eksik yönlerimiz, onları tamamlamaya çalışıyoruz. Sizler gibi muhtarlarımızı davet ettiğimiz ortamda önce biz bir giriş yapıp daha sonra sözü muhtarlarımıza bırakarak sizlerin önerilerini, taleplerini, değerlendirmelerini burada alıp cevaplandırılacak hususlarda buradaki İl İdare Şube Başkanlığımız, İlçe İdare Şube Başkanlığı bir ucunda bu işin, bu hizmetin veren kısmı var. Diğer kısmı da bu hizmetten yararlanan, bu hizmetle ilgili olarak talepte bulunan bir kesim var. Vatandaşa olan kapısı sürekli açık olmalı, şeffaf bir yönetim olmalı. Görüşemiyorum diye bir problemi kabul etmediğini söylemeye çalıştım. Kaymakamların nezdinde bana bağlı olan merkezi idare nezdinde görüşme konusunda herhangi bir sınırlama koymayacağız. Elbette devletin bir programın ciddiyeti var. Bazen istenildiği gün randevu veremediğimiz olacak ama mutlaka onunla bir çözümünü bulup onunla bir programa bağlayıp en kısa sürede görüşüp bunları tamamlamamız lazım. Evet, milleti için var. Bu toprakların yetiştirmiş olduğu şeye de validin belki kültürümüze, belki dünyaya en büyük armağanıdır. Milleti yaşat ki devlet yaşasın felsefesi herkesin, her idarenin dikkate alması gereken bir husustur. Bizler yürüttüğümüz çalışmalarda milletin ihtiyacını giderme noktasında görev aldığımız, sorumluluk aldığımız için sizlerle olan toplantılarımızda da milletin taleplerini, milletin bize ulaştırmak istedikleri hususları değerlendirmek üzere burada bulunuyoruz. Tavşanlı ilçemiz sizlerin de malumu en büyük ilçemiz. 100'ün üzerinde 130 mu dediğimiz perifamiydi. 127 muhtarımızla, köy ve mahalle muhtarımızla en büyük ilçemiz. Mahallinde yapılacak toplantılarda bu irtibatı en sıkı şekilde tutmak, burada biraz abartmaya giderek vatandaşla olan irtibat noktasında daha fazlasını yapma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bu şu an bir 2800 metrekare yatta olmak üzere yarın bir daha vereceğiz, bayramdan sonra vereceğiz. Bizim böyle kusura bakma gibi olayların yetiştiriyorlar. Bunların elinde de böyle büyük bir işi kalmıyor. Şimdi Tavşanlı bir işçi kenti, Tavşanlı bir emekli kenti, Tavşanlı sanayi kenti olma yolu yönünde de ilerliyor. Fakat aynı zamanda da bir tarım kenti. Şimdi daralan ekilebilen topraktan gün geçtikçe azaldığını gören ve bundan müthiş üzüntü duyan birisiyim. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Önümüzde hasat dönemi başlıyor. Özellikle buğday tarımında. Yöremizde özellikle buğday ekimi yapılıyor. Bu alım mevsimi gelince de burada toprak mahsulleri ofisini filan bir alım merkezi yok. Şimdi bu da bir şikayet gibi olacak ama benim bugüne kadar gözlemlerim neredeyse yemlik buğday fiyatından aşağıya fiyat çekiyorlar. Bu da üreticiyi yani üretimden vazgeçiriyor. Ufak kalır. Dolayısıyla zamanı geldiği zaman üretim sezonu sonunda fabrikalar üreticinin götürmüş olduğu malın her türlü kötülüğünü maalesef ön plana çıkarıyorlar. Bu anlamda ofis üzerinden geçici alım merkezlerinin oluşturulması fiyat istiratını beraberinde getirecektir. Muhtarlar Derneği Başkanı, Sayın Vali, muhtarlarımız adına size hoş geldiniz diyorum. Bu önemli toplantı muhtarlarına dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Muhtarların şöyle bir ortak bildirisi var. Köylerimizde şu anda hep emekliler yaşıyor. Köyde bir işçi bulamıyoruz. İşkur aracıyla köylerimize birer tane işçi almasını istiyoruz. Sosyal destek projesi kapsamında almaya başladık.
Ama bu nereye kadar genişler bilmiyorum. Kaymakam Bey, ben genel müdüre kadar bu konuyu ilettim. Şu ana kadar bir çözümünü bulamadık dedi. Yine o değerlendirilebilir, bakılabilir. Biz genel manada bu il özel idare kapsamını alacağımız bu türlü şeylerle, diyelim ki köy mezarlıklarının bakımı onarımı gibi, yani gidip köyde 3-4 gün, 5 gün bir çalışma yapıp oradan çıkacak şeyler düşünülebilir de, komple köyün bir tane elemanı oradan maaşını alıp köydeki muhtarın göstermiş olduğu işler, mezarlık veya diğer köyün ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olur mu? Bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Bunlar geçici çözümler, bunlar kalıcı çözümler değil. Bu sosyal destek kapsamında yapılan çözümler ne zamana kadar sürer? Kadrolu bir iş değil, yılın 8 ayında bunlar görev alıyorlar. Ama bir yarayı kapatmıyor mu? Elbette kapatıyor. Değerlendirelim ama şu anda önümüzde milletvekillerimizin de desteği ve gayretiyle ilimizde biz Ramazan'ı rahat geçirdik. Geçen seneden, bir önceki seneden daha az şikayet aldık o konuda. Değerlendirelim onu. Evet. Sayın Valim ve ekibinize, size buradan sonsuz teşekkür ederim buralara kadar gelip bizleri dinlediğiniz için. 1938 doğumluyum. 1957'de mütellef yollarından sonra Mahrum Mandres'in göndermiş olduğu dozerle biraz dere boyunun yolları ima edildi. O günden bugüne kadar 15 senedir su yönetim dağları delip, Bolu Dağı'ndan delip tünelleri açıp yola yaptığında ve dere boyu yoluna daha bir çivi çakılmamıştır Sayın Vali. Yolları olarak şu an Tavşan'da 3 adet şantiyemiz var. Domaniç yolu, Eşen yolu, Kuruçay'ın orası, Güzel Yurt'un orada, hatta belediye başkanıyla daha önce de görüştük. Sayın Muhtarımızın belirtmiş olduğu yerde Karapelik 14.500 ile 9.500 arasında özellikle o Karapelik'in tehlikeli virajının giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Orman Müdürlüğü ile ilgili izinler tamamlandığı gibi orada tamamlandıktan sonra başlayacak. Orayla ilgili bir sıkıntımız yok. Evet. Sayın Valim, hoş geldiniz. Ben İstasyon Mahallesi Muhtarı Taner Gök. Sayın Valim, Tavşanlımızda Emniyet Teşkilatı'nda sayımız az. Bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Yarı kapasiteyle çalışıyoruz. Muhtarımızın talebiyle. 15 Temmuz'dan sonra bizde her kurumda olduğu gibi Emniyet Teşkilatı'mızda da önemli ölçüde bir kayıp yaşadık. Bir sayısal kayıp yaşadık. Ama sağ olsun ben bütün arkadaşlarımıza, görev alan polisimiz, emniyet amirimiz, emniyet müdürlerimize iki misli, üç misli çalışarak o farkı kapatmaya çalıştılar. 1400'lerden 800'lere kadar bir rakamımız düşmüştü. Şimdi tekrar 1100'lere kadar çıktı toplam rakam olarak. O konudaki eksiğimizi biz biraz personelimizin gayretli çalışmasıyla kapatmaya çalıştık. Burada büyük ilçemiz mutlaka eksiğimiz vardır. İl merkezinde de diğer yerlerde de eksiğimiz var. Biz bazı ilçelerde rütbeli bulamadık. Bir polis memurunu diğer polis memurlarının üzerine amir yaparak yolumuza devam etmek zorunda kaldık. Yani var o eksiğimizin, biz de farkındayız ama arkadaşlarımızın gayretiyle tahmin ediyorum ki kısa zamanda da yeni alınacaklarla o açığı kapatmaya çalışacağız. Yine biz Tavşanlı'ya özel bir önem vermeye çalışalım arkadaşlarımızın da. Emniyet Müdür Vekilimiz burada mı? Evet. Bir notunu alsın, onu da değerlendirelim. Eşenköy Muhtarı Mustafa Salın, Sayın Valim, bizleri buralarda onalarını... 549 köyümüz var. Sizin dediğiniz her köye bir kişi demek 549 kişi eder. Bu çok kolay bir rakam değil. Bizler kural koyucular değil, kural uygulayıcılarız. Yanımızda falan dilekçeler yazmamıza rağmen milli parklara müdahale edilmediği için yolunu dahi açtıramıyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz? Desteklerinizi bekliyoruz. Orman yangınları açısından bir şey var mı? Yani ihtiyaç nedir bilmiyorum. Muhtarım oradaki... Dünyada tek olan bir çam varlığı burası. Koru yani, orman. Burası zaten bizim sahip çıkmamız gereken bir... Gereken bir alan proje. Yarışık planı konusu henüz yok. Onları yapmıyoruz. Burada sadece oradaki mehmetçik çamı dediğimiz, mehmetlerinden bir çam türü var. Onu korumaya dönük olarak sınırları belirlenmiş bir alan var. Ama bakanlıkça ya da genel müdürlükçe içerisindeki piknik alanı, mesire alanı, ondan sonra yollar, otoparklar, hangi tür ağaçların daha öncelikli korunması gerektiği konusunda detaylı bir çalışma yapmış değil orada. Aliköy'e su sağlam anlamında yukarıda da küçük göletler oluşturuldu ama ben bugüne kadar
bana bu bölgeyle alakalı bir düzenleme ihtiyacı olduğu ve talebiniz olduğu ile alakalı veya düşünceniz olduğu ile alakalı bir talebiniz olduğunu ben hatırlamıyorum. Ayvalık Köyü Muhtarı Ali Ramazan, hoş geldiniz. Köyüme bu sene sıcak asfalt projesini alındı. Burada bütün salonun huzurunda vekilimiz Rabbi'ye özellikle teşekkür ediyorum. İki senedir özel gayretleri var.